Merhabalar değerli arkadaşlarım. İsem yayıncılık için çektiğimiz vatandaşlık videolarında bu kısımda devleti analiz ettiğimiz bu kısımda yapısına göre devlet türlerine bakacağız. Yani o tekli devlet algısı, çoklu devlet algısı vesaire bunlara kafa yoracağız değerli arkadaşlarım ve bunun üzerine ne yapacağız? En sonunda da anayasa türleri, iktidar türleriyle bu süreci tamamlayacağız. Şimdi Burada neyi konuşmuştuk hatırlarsınız? Egemenliğin yapısına göre devletleri konuştuk ilk başta. Yani bir egemenlik yapısı ritüelini konuştuk. So, orada egemenlikle ilgili ne dedik değerli arkadaşlarım? Gücü nereden alıyoruz? Monarşi, oligarşi, teokrasi, cumhuriyet bunları konuştuk. Egemenliğin kullanılmasına göre devletler yani hükümet sistemlerini konuştuk arka planda. Egemenliğin kullanılması noktasındaki devletlerde hükümet sistemlerini konuştuk. İkinci etap bizim için burası. Bir diğer etap ne değerli arkadaşlarım? Şimdi işte egemenliğin yapısına göre devletler, bu tekli devletler, çoklu devletler vurgusu bunlarla sürecimizi tamamlayacağız değerli arkadaşlarım. O zaman başlığımız ne olacak bu kez? Egemenliğin yapısına göre devlet türleri olacak. Yapı kademesine bir bakalım değerli arkadaşlarım. Peki şimdi egemenliğin yapısına göre devlet türlerinde. Bu devlet sistematiği tek noktadan mı yönetiliyor? Birden fazla noktadan mı yönetiliyor? Buna bir kafa yormamız lazım. Yani burada devletleri bu yapısal anlamda ayırırken bizim ana minvalimiz şu olacak değerli arkadaşlarım. Bunlar tek noktadan mı yönetiliyorlar yoksa birçok devlet kendi içinde bir sistematikte mi? Mesela değerli arkadaşlarım ilk başta bu yapıyı tekli devletler gibi ayırdığımızda ilk kademede diğeri ise çoklu veya çok noktadan yönetilen devletler diye ayırabiliriz değerli arkadaşlarım. Peki şimdi tek noktadan yönetilen devletlerde bakın burada üzerine kafa yoracağım sus gayet net. Tek noktadan yönetilen devletlerde değerli arkadaşlarım. Olay vurgumuz bizim için şu. En bilindik hali üniter devletlerdir. Peki üniter devlet ne demek? Devletin temel organları birer tane ise, tekrar söyleyeyim devletin temel organları birer tane ise hepsi aynı bölgede toplanmışsa üniter devlettir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir değerli arkadaşlarım. Neden bunu söylüyorum? E, bizim ikinci bir meclisimiz yok. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz var. İkinci bir Maliye Bakanı, ikinci bir işte atıyorum Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı yok. Bunların hepsi de birer tane. İkinci bir Anayasa Mahkemesi, ikinci bir Yargıtay Danıştay da yok. Yani devletin temel organları birer tane. Peki bunların hepsi Ankara'da toplanmış değiller mi değerli arkadaşlarım? Hepsi Ankara'da toplanmış vaziyetteler. O zaman neye gelecek buradaki olay? Devletin temel organları birer tane ve hepsi de aynı bölgede ise... Biz buna ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Tekli devlet algısında bunun alt başlığı olarak şu düzeltelim. Bunun alt başlığı olarak ünit kökeninden türeme üniter devlet diyoruz değerli arkadaşlarım. Bak çok basit, çok düz. Temel organlar birer tane. Yani o temel organlardan ikincisi olmayacak. Aynı iş yapan ikinci bir organ olmayacak. Hepsi de coğrafi anlamda aynı bölgede olacak. Bizim temel organlarımız birer tane, hepsi de Ankara'da toplanmış bir halde. O zaman ne olacak değerli arkadaşlarım? Üniter devlet yapılanması bizim için temel organlar birer tane, hepsi de aynı bölgede. Bitti gitti. Peki üniter devlet tamam ama bunun çok radikal bir hali de var. İspanya modeli 1978'di galiba İspanya Anayasası bu atfı yapıyor. Olay şu değerli arkadaşlarım. İspanya'da şimdi Bask bölgesi Katalanlarla Basklar onlar da sorumlu bölge. Bir... Ama Katalanlar pek böyle biraz daha kültür savaşı veriyorlar. İşte futbol takımlarına, Barcelona'ya veya işte sinema oyuncularına, işte var yönetmenlerine, Javier Bardem sinema oyuncularına falan böyle yükleniyorlar. Onlar bölgesel bağımsızlığını daha ziyade kültür savaşı noktasına veriyorlar. Ama Bask'la ciddi problemleri var İspanya yönetiminin. Ve 1978'de İspanya yönetimi Bask'a dedi ki, senin ayrı bir yasama organın olsun dedi. Senin ayrı bir yasama organın olsun dedi. Tamam. Senin ayrı bir yürütme organın da olsun dedi. Tamam. Bask şimdi neyi bekliyor? Heh, yargıyı da verirler bana diyor. Ayrı bir yürütme organında da olsun dedi. Yargıyı da verirler bana diyor. Madrid dedi ki yargıyı vermem. Yargı noktası olmaz. Yargıda herkes Madrid'e bağlı olacak dedi. Yani yasamayla yürütmeyi bölüştüler ama yargı merkezde kaldı. İşte bu modele biz değerli arkadaşlarım bu yapıya bölgeli devlet diyoruz. Bu sistematiğe tekrar söylüyorum bölgeli devlet diyoruz. O zaman yasama ve yürütmenin bölüşülüp yargının merkezde kaldığı bu sistem bizim için ne olacak? Bölgeli devlet algısı olacak değerli arkadaşlarım. Bunu bir koyduk kenara. Peki tekli devletlerde o zaman tekrar geri dönecek olursak. Devletin temel organları birer tane ise ve hepsi de aynı bölgede toplanmışsa üniter devlet noktası var değerli arkadaşlarım. Peki ama yasama ve yürütmenin belli bir bölgeyle bölüşülüp yargının merkezde kaldığı sistem bizim için nedir değerli arkadaşlarım? Bölgeli devlet vurgusudur. Buna dikkat ediyoruz. Peki şimdi bunu hallettik. Tekli devletler noktasını hallettik. Çoklu devlet algısına geldik. Şimdi değerli arkadaşlarım çoklu devletlerde. Şimdi bunun aslında kişisel birlik falan hali de var. Yani kişisel birlikteki atıf ne? Devletler geçmişte, geçmiş dönemde böyle hanedan devletleri döneminde hanedanlar evlendiği zaman devletler de evlenmiş oluyordu. Mesela Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi. Hanedanlar evlenince devletler de birleşiyordu otomatikman. Ama bugünün dünyasında bu mümkün değil. Yani devletlerin işte hanedan yapılanması olmadığı için artık devletler belli bir hanedanın malı sayılmadığı için yönetimi halklar belirlediği için artık kişisel birliklere çok gerek yok. Lüzum yok bugünün dünyasında. Bugünün dünyasında işler nasıl değerli arkadaşlarım? Federal devlet, konfederal devlet olmak üzere ikiye ayrılıyor. O zaman ilk kademe bizim için. ilk sistem federal devlet veya diğer adıyla federasyon olacak. Şimdi federal devletteki olay bizde ne? Burada diyoruz ki değerli arkadaşlarım, ilk başta devletler içte bağımsız, dışta merkeze bağlı bir şekilde bir araya geliyorlarsa. Mesela bir Amerikan haritası çizecek olsak, burada bir Amerikan haritası çizecek olsak mesela. Burada ne oluyor değerli arkadaşlarım? Mesela Bunları eyaletlere ayırsak, şu alt kademelere ayırsak, şöyle ayırdık diyelim. Buradaki eyaletlerde, değerli arkadaşlarım bu da hücre gibi oldu. Mitokondri, endoplazmi. Şimdi buradaki olayda bakın, eyalet dediğimiz yapılar. Biz eyalet diyoruz ama aslında bunun özü, mesela Texas eyaleti şu bu falan der ya, Bunlar aslında her birisi bir devlettir. Bu küçük parçaların her birisi bir devlettir. Mesela Amerika'nın tam adı bu yüzden ne? Amerika Birleşik Devletleri. Yani birçok küçük devletin bir araya gelerek oluşturduğu bir devlet modeli. Bu yüzden bunlara onlar o küçük devletlere federe devlet diyorlar değerli arkadaşlarım. Bu küçük devlet yapılanmasına federe devlet diyorlar. Bir. Şimdi federe devleti koyduk ortaya. Bak bu küçük sistematik federe devlet tamam. Bunu koyduk ortaya. Ama bu küçük devletler bir araya gelerek üst bir devlet oluşturuyorlar. Bu üst devlete ne diyoruz değer arkadaşlarım? Bu üstteki devlete federal devlet diyoruz. Bu üstteki devlet yapılanmasına federal devlet diyoruz. Şimdi burada yani o bütün yapıya federal devlet diyoruz. Bunlar bu federe devletler bizim Türkiye'den eyalet dediğimiz yapılanmalar kendi iç işlerinde bağımsızlar değer arkadaşlarım. Bakın tekrar söylüyorum iç işlerinde bağımsızlar. Yani ayrı yasama organları, ayrı yürütme organları, ayrı yargı organları var. Bunlar iç işlerinde bağımsızlar. Onu bir söyleyelim. Ama ve lakin problem şurası. Bak iç kademede bunlar bağımsız. Ama bütün ülkeyi ilgilendiren durumlarda neye bağlılar? Federal devlet. O zaman federasyonu şöyle tanımlayabilir miyiz? İçte bağımsız, dışta merkeze bağlı devletler topluluğu içte bağımsız, dışta merkeze bağlı devletler topluluğu. Yani her bir federe devlet kendi iç işlerinde bağımsız. Her bir federe devlet algısı kendi iç işlerinde bağımsız. Ama velakin değerli arkadaşlarım, bak bunlardan her birisi kendi iç işlerinde bağımsız kabul. Ama velakin değerli arkadaşlarım, şuna çok dikkat etmemiz lazım. Bunlar kendi iç işlerinde bağımsız kabul. Şuna çok dikkat etmemiz lazım. Bütün Amerika'yı ilgilendiren bir durumda Amerikan yönetimi karar veriyor bu yapıya. Peki, peki bu federe devletlerin hepsinin uymak zorunda olduğu üst bir yapı yok mu? Yani bunları bağlayan bir hukuk kuralı yok mu? Evet var. O nedir değerli arkadaşlarım? Üstteki anayasa yani bu örnekte mesela Amerikan anayasası. Bu yüzden federal devlette o küçük federe devletler anayasayla bir araya gelirler değerli arkadaşlarım. İçte bağımsız dışta merkeze bağlı devletler toplu ve bunlar ortak bir anayasa çatısı altında toplanırlar üstteki federal devletin anayasası altında toplanırlar değerli arkadaşlarım peki federal devlet böyle bugün çok uygulanmayan bir de ne var değerli arkadaşlarım çok karşılığı olmayan konfederal devlet var bugün çok da uygulanmayan konfederal bir devlet var konfederal devlet nedir Burada olay şu. Konfederasyonlar, diğer adı da budur. Konfederal devlet hatta onu da aynı şekilde yazalım. Bunlar da bugün çok karşılığı yok ama olay şu değerli arkadaşlarım. Konfederal devlet vurgusunda olay şurası. Mesela Rusya dedi ki Türkiye'ye. Türkiye, Türkiye dedik gel Orta Doğu'da toprakları olan ülkeler olarak birlikte hareket edelim dedi. Orta Doğu'da toprakları olan ülkeler olarak birlikte hareket edelim dedi. Tamam ne yapalım? Orta Doğu Birliği diye bir birlik kuralım dedi. Orta Doğu Birliği diye bir birlik kuralım dedi. Tamam kuralım. Bundan sonra sadece Orta Doğu, Orta Doğu ile ilgili konular sınırlı olmak üzere bu kurduğumuz birlikteki ülkeler Orta Doğu hakkında karar alsın dedi. Mesela işte Türkiye, Rusya, İran, Irak, Suriye, Arabistan falan neyse işte bu ülkeler Orta Doğu Birliği'ni kursun Ortadoğu ile ilgili konularda bunlar karar alsın dedi. Bunu koyduk kenara. Tamam. Şimdi olayın diğer bir tarafı. Böyle bir birlik kurduk. Güzel. Tam o dönemde Türkiye'nin Almanya ile bir gümrük birliği anlaşması yapması gerekiyor. Konu Ortadoğu ile ilgili olmadığı için Türkiye Almanya ile bire birebir bu anlaşmayı yapabilir. Sadece Ortadoğu ile ilgili konularda bir araya geldik. İşte demek ki Türkiye hala bağımsızlığını koruyor. Hakeza bu örnekte işte Rusya, İran, Irak falan da öyle. O zaman konfederasyon, bu kurduğumuz Orta Doğu Birliği konfederasyon olacak işte. O zaman konfederasyonlar içte de dışta da bağımsız devletler topluluğudur. Konfederasyonlar içte de dışta da bağımsız devletler topluluğudur. Şimdi burada diyeceksiniz ki hocam bu bizim Orta Doğu Birliği diye kurduğumuz yapının Birleşmiş Milletler'den, NATO'dan, o işte atıyorum OECD'den, OPEC'ten, şundan bundan. Yani uluslararası kuruluşlardan ne farkı var? Şu farkı var. Bu bahsettiğimiz uluslararası kuruluşlar oy çokluğuyla karar alırlar. Yani çoğunluk ne diyorsa o şeklinde karar alırlar. Oysa konfederasyonlarda üye devletler oy birliğiyle karar alırlar. Yani 8 ülke mi vardı mesela orada? 8'de 8 ile karar alınması lazım. Konfederasyonlarda tekrar söylüyorum oy birliğiyle karar alırlar. Ve daha önemlisi federasyonlarda devletler nasıl bir araya geldi değerli arkadaşlarım? Ortak bir anayasayla. Ama konfederasyonlarda nasıl bir araya gelecekler kıymetli dostlarım? Bildiğin milletler arası bir anlaşmayla. O zaman konfederasyonlarda devreye giren yapı milletler arası anlaşmalar olacak. Federasyonlar anayasayla, konfederasyonlar milletler arası anlaşmalarla bir araya gelirler. Daha zayıf bir bağdır. Bu sebeple şu an hani Avrupa Birliği falan deniyor ama tam aslında evet böyle bir örnek gibi gösterebilir. Aslında tam birebir karşılamıyor Avrupa Birliği de. Mesela Sırbistan, Karadağ falan tam karşılıyordu veya Rusya'dan önce bağımsız devletler topluluğu vardı. O falan tam karşılıyordu mesela. Ama bu taraf tam anlamıyla karşılamıyor değerli arkadaşlarım. Şu an çok böyle somut bir konfederasyon aslında birebir bir yok dünyada. Peki. O zaman egemenliğin yapısına göre devletler dersek devletin temel organları birer tane, hepsi aynı bölgede. Üniter devlet. Yasama ve yürütme paylaşılıyor, yargı merkezde. Bölgeli devlet, İspanya'daki Bask bölgesi. Devletler içte bağımsız, dışta merkeze bağlı bir şekilde bir araya geliyorlar. Federal devlet. Federal devletleri üstte anayasa bağlıyor. Anayasayla hepsini kontrol altında tutuyoruz. Konfederasyonlar ise İçte de dışta da bağımsız devletler topluluğu ve konfederasyonlar milletler arası anlaşmalarla bir araya gelirler. Tekrar söyleyeyim konfederasyonlar milletler arası anlaşmalarla da bir araya gelirler. Böylece neyi konuştuk? Egemenlik kavramını konuştuk. Burada bir de neye atıf yapacağız değerli arkadaşlarım şimdi? Bir de anayasa türlerine değineceğiz burada. Anayasa türleri üzerine bir konuşup bu kısmımızı da tamamlayacağız değerli arkadaşlarım. Şimdi anayasa türlerindeki olay bizim için ne? Bakın egemenliği konuştuk devlet kavramını. O zaman bir de hazır elimizdeymişken tamamlayıcı bir konumuz olan anayasa türlerine bir bakalım değerli arkadaşlar. Peki şimdi ilk kriter burada bakın anayasa türlerindeki ilk kriter. Bir yazılı yazısız anayasa ayrımı. Anayasalar somut metinlerse değerli arkadaşlar. Anayasalar bizim için somut metinlerse. Mesela bizim 5 anayasamız var. 1876, 1921, 24, 61, 82. 5 anayasamız var. Bu 5 anayasamıza da baktığımızda değerli arkadaşlarım. Bu 5 anayasamıza da baktığımızda olay bizde şuna gelecek. Bak bu 5 anayasa faslına da bakıldığında olay bizde şuna gelecek değerli arkadaşlarım. Burada diyor ki bu beşli sistematikte hepsi de yazılı. Hepsi de somut metindir yani. Bu yüzden Türk anayasalarının hepsi yazıldır değerli arkadaşlarım. Yani bir anayasa somut bir metin halindeyse yazılı bir anayasadır. Oraya dikkat. Ama bir ülkenin somut bir anayasası yoksa yani geleneklerle devlet teamülleriyle teamül devlet geleneği zaten devlet teamülleriyle yürüyorsa bu iş o zaman İngiltere'de olduğu gibi yazsız bir anayasadır. Yani İngiliz anayasasının en böyle omurga kısımları yazsızdır değer arkadaşlarım. Ama en ciddi kısımları yazısız da yazısız olmasına problem şurası şimdi. Bu geleneklere İngiliz halkı çok düşkün olduğu için yüzyıllardır bu sistematiği koruyorlar. Yani somut metin varsa yazılı bir anayasa, geleneklerle anayasal anlamda yönetiliyorsa yazsız bir anayasadır değer arkadaşlarım. Peki Şimdi bu ilk ayrım bizim 5 anayasamızda yazılı bahsettiğimiz gibi. İkinci kriter burada değerli arkadaşlarım. İkinci kriter çerçeve, çerçeve anayasa, kazuistik anayasa ayrımı. İkinci anayasa vurgusu, çerçeve anayasa, kazuistik anayasa ayrımı değerli arkadaşlarım. İkinci vurgumuz bizim için bu. Şimdi çerçeve anayasa, kazuistik anayasadaki ayrım kriteri şu bizim için. Çerçeve kazuistikte. Bir anayasa çok az maddeden oluşuyorsa, bir anayasa çok az maddeden oluşuyorsa ve maddelerde çok kısaysa, bizim 21 anayasası gibi egemenlik milletindir. Madde bu yani. Çok az madden oluşuyorsa ve maddelerde çok kısaysa çerçeve bir anayasadır. Çerçeve anayasaları halkın özümsemesi daha kolaydır. Neden? Bir çok uzun değil. Böyle bakıp o ben bunu nasıl okuyacağım şeyi yok, polemi yok. İkincisi metin çok kısa ve cümleler çok net. İşte bu yüzden çerçeve anayasa bizim 1921'de o savaş döneminde tercih ettiğimiz bir anayasa neden? Halkın o anayasayı özümsemesi ve savaşta kendisini böyle yol gösterici niteliğinde bir belgeye tabi kılması. Bizim or bir anayasamız var bak bir metnimiz var diye bir aidiyet hissetmesi değerli arkadaşlarım. Bu yüzden bizim tek çerçeve anayasamız 21. Ama bir anayasa çok fazla maddeden oluşuyorsa, çok böyle ve maddelerde çok detaylıysa kazuistiktir. Detaylı demek değer arkadaşlarım kazuistik ama ÖSYM hep bu terimi tercih ettiği için biz de böyle yapıyoruz. Çok fazla maddeden oluşuyorsa ve maddelerde çok detaylıysa kazuistiktir değer arkadaşlarım. Ona dikkat. Bizim 21 dışındaki tüm anayasalarımız kazuistiktir. 21 dışındaki tüm anayasalarımız kazuistiktir değerli arkadaşlarım. 1876'da, 24'te, 61'de, 82'de hepsi kazuistiktir bizde. Peki bir diğeri değerli arkadaşlarım sert anayasa yumuşak anayasa ayrımı. Bir diğeri sert anayasa yumuşak anayasa ayrımı. Bir anayasa. Bakın bunu hep değiştirilemez madde var yok şeklinde ayırdılar değildir bak. Bir anayasa Kanunlarla aynı şekilde değiştiriliyorsa nedir? Yumuşak bir anayasadır. Aynı kolaylıkla değiştiriliyorsa ama bir anayasa kanunlardan daha sert, daha farklı, daha katı usullerle değiştiriliyorsa sert bir anayasadır. Mesela şimdi olaya baktığımızda daha farklı, daha katı usullerle değiştiriliyorsa dediğimiz vakada. Şimdi kanun teklifi örneklendiriyorum. Kanun teklif etmek için bir milletvekili yeterli. Ama anayasa değişikliğini teklif etmek için 200 milletvekili. Farklı olmadı mı? Evet. Bu sert yapar mesela. Kanunlar nasıl görüşülüyor değerli arkadaşlarım mecliste? Hızlı, seri bir şekilde. Ama ve lakin yani ivedilikle görüşülüyor. Tamam. Ama anayasa değişiklikleri nasıl görüşülüyor? Tam tersi, yavaş. 2 gün ara vererek serinleme süresi dediğimiz olay. Burada ne var o zaman değerli arkadaşlarım? Boşver ivediliği, ivedilik yasağı var. Yani bunları... İvedilikle görüşemezsin diyor. İvedilik yasağı var olayda. Peki aldık kenara koyduk. Bu da tamam. Bir diğer nokta şimdi. Kanunları ne yapabiliyoruz değerli arkadaşlarım? Halk oyuna sunamıyoruz. Kanunlar halk oyuna sunulmazlar. Bir tek anayasa değişikliği ilişkin olan. Ama anayasa değişikleri nereye sunulabiliyor? Halk oyuna sunulabiliyor değerli arkadaşlarım. İşte bunun gibi. Yani anayasa değişikliğiyle kanunlar farklıysa anayasa değişikleri daha farklı, daha katı usullerle değiştiriliyorsa serttir değerli arkadaşlarım. İşte niye değiştirilemez madde burada devreye giriyor? Kanunlarda ne yok değerli arkadaşlarım? Değişmez madde kanunlarda yok. Değişmez madde yok. Ama anayasa değişiklerinde değişmez madde var. İlk üç madde değiştirilemez değerde. Anayasalarda değiştirilemez madde yok. Bunun gibi. Yani kanunlar anayasalarla aynı şekilde değiştiriliyorsa, anayasa tıpkı bir kanun kadar kolaylıkla değiştirilebiliyorsa o anayasa yumuşaktır. Ama bir anayasa kanunlardan daha katı, daha farklı, daha zor usullerle değiştiriliyorsa serttir. Bizim tek yumuşak anayasamız var yine 1921 anayasası. Tek yumuşak. Tek çerçeve ve tek yumuşak anayasamız 21 anayasası. O zaman toparlıyoruz. Üniter devlet vurgusu değerli arkadaşlarım. Devletin temel organları birer tane, hepsi de aynı bölgede toplanmışsa. Üniter devlet. Yasama ve yürütme bölüşülmüş, yargı merkezde kalmışsa. Bölgeli devlet. Devletler içte bağımsız, dışta merkeze bağlı bir şekilde bir araya gelmişlerse. Federal devlet ve federal devleti bağlayan yapı, üst yapı neresi? Anayasa. Ama devletler içte bağımsız, dışta merkeze bağlı bir şekilde değil içte de dışta da bağımsız bir şekilde bir araya gelmişse ve milletler arası anlaşmalarla oluyorsa bu konfederal devlet olacak değerli arkadaşlarım. Anayasa türlerine gelince burada somut bir metnimiz varsa yazılı, geleneklerle yönetiliyorsak yazısız bir anayasa ayrımı var. İngiltere somut örnektir. Bir anayasa çok az madden oluşuyor ve maddeler kısa metinlerse değerli arkadaşlarım çerçeve anayasa ama çok fazla maddeden oluşuyor. Ve maddelerde ...çok böyle hacimli maddelerse... ...kazuistik anayasadır değerli arkadaşlarım. Anayasa kanunlardan daha farklı... ...daha zor usullerle değiştiriliyorsa sert... ...aynı usullerle değiştiriliyorsa da... ...yumuşak bir anayasadır diyebiliriz değerli dostlarım. O zaman buradaki vurgu bizim için ne? Anayasa türleri ve devlet türleri ne? Böylece egemenlik kavramını tamamladık. Anayasa türlerini tamamladık. Demokrasi türleriyle iktidar türlerinde konuşup... ...değerli arkadaşlarım ne yapacağız... Süreci tamamen artık o devlet, egemenlik, devlet türleri, anayasa türleri kısmını tamamlayıp tarihsel sürece geçişimizi yapacağız değerli arkadaşlarım. Bu videomuzda bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Saygı ve hürmetle efendim.